Allah'ın selamı üzerinize olsun. Çok değerli dostlar, 77. Kur'an sayfasındayız bugün. Nisa suresinin 7. ayetinden 11. ayetinin sonuna dek işlemeye gayret edeceğiz. Rabbim kusurlarımızla birlikte affı mağfiret etsin ve kabul eylesin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. Kelime manasıyla yapalım. لِلرِّجَالِ racul, çoğulu rical, erkekler veya adamlar, erkekler. لِلرِّجَالِ erkeklerin vardır. Neden vardır dedik. Harfi cerle başlayınca var manasını ifade ediyor ve artık o mübteda değil, haber mukaddem, öne geçmiş haber oluyor. Evet, ve harfi cerle yanındakine şifhi cümle deniliyor. Tabi haber merfudur aslında ama cümle, şifhi cümle olduğu için, yani cümle benzeri. Tam hani tek bir harf değil, yanında şeyi de var, onun için cümle benzeri deniliyor. O zaman şifhi cümle ref mahallinde, merfu mahallesinde yani. Nasibün mübteda muahhar, sonraya kalan mübteda olduğu için merfu. Mimma, min artı ma aslında. Min harfi cer, ma'sı ismi mevsul. Arkadan gelen terake, yetrukü, hani bıraktı, terk etti demek, sıla olmuş oluyor ismi mevsulden sonra geldiği için. Miras olarak bıraktığı şeylerden, bıraktıklarından. Kimin? El validani, anne baba demek. Validani, tabi fail olduğu için ve tesniye, tabi buradaki eliften tesniye olduğunu anlıyoruz. Ani diye geliyordu tesniye isimler. Tesniye ismin merfu hali olduğu için, fail olduğu için tabi merfu, böyle elifle gelmiş. Vel akrabun, akrab çoğulu, akrabalar, akrabun, akrabalar. Cemi müzekker isim. Tabi matufun aleyh burada hani üzerine atfedilen anne baba olduğu için, faile yani atfedildiği için burası da cem-i müzekker salim ismi merfu hali, fail merfu olduğu için yani. Anne, baba ve akrabaların bıraktıklarından, yani miras olarak bıraktığı şeylerden erkekler için bir hisse vardır. Görüyorsunuz, miras ayetlerini işliyoruz arkadaşlar. Bir önceki ayette yetimlerin hakkından söz edilmişti. Şimdi bakın, kadınlara miras meselesi işleniyor. Bir yeni bir devrim olarak, radikal bir değişiklik olarak geliyor. Bakın şu ayet, velin nisai, yani yukarıda dediği erkekler için bir pay vardır. Velin nisai, kadınlar için aynı şekilde vardır. Nasibin bir pay. Mimma terakel validani vel akrabın. Bakın eşit şekilde söyledi. Mimma terakel validani vel akrabın. Anne baba ve akrabaların miras olarak bıraktığı şeylerden kadınlar için de bir hisse vardır. Nereden bu D'yi kattınız diye bazı arkadaşlar söylüyor. Onu biz söylüyoruz. Yani bizim dilimizde böyle söylenmiş oluyor. Yoksa hani D'yi ifade edecek bir kelime yok. Bazı arkadaşlar bunlara takılıyor. Yani erkekler için ana baba ve akrabaların bıraktıklarından bir hisse varsa kadınlar için de vardır. Aynı şekilde bir daha söylüyor. Yine kadınlar için de hani böyle es geçilmesin. Anne baba akrabaların bıraktıklarından kadınlar için de bir pay vardır diyor. Bugün hani bazı bölge ve ailelerde görüldüğü gibi o zaman da kadınlar mirastan yoksundu. Yani niye? İşte savaşlar çok olduğu için savunma yapmıyor. İşte ganimet elde edemediği için varislikten çıkarılıyor. Halbuki çocukların bakımı, onlar hiç göz önüne hani evin geçirme idaresi, demek ki onlar kale bile alınmamış, para veya mal kazanma göz önünde tutulmuş. Rabbimiz burada bunu devreye çıkarıyor, görüyorsunuz. Bir de üstelik bakın ne diyor? Mimma kalle minhu ev kesura. Yani az olan şeylerden de, minhu yani o mirastan, ev kesura, çok olanından da. Yani ister az olsun ister çok olsun, az da olsa çok da olsa mutlaka
kadınlar için de bu anne baba ve akrabaların bıraktıklarından pay vardır diyor. Böylece radikal bir değişim başlamış oluyor. Yani kadınların ekonomik bağımsızlığına dair bir adım atılması demek. Çünkü bu aynı zamanda tasarruf hakkının, yani mirasın tasarruf hakkının ona verilmesi demek. Hani vermeyecek falan olursanız kadınlara pay mirastan, ister az olsun ister çok olsun, önemli olan kadının da pay sahibi olması. Bir de bakın ayet, bakın nasiben mefruda. Yani mefrut, faradanın ismi meful, bak. Farz kılınmış bir pay. Sıfat tamlaması var burada. Nasibene halde denmiş. Bazı alimlerde mahsuf fiilinin mefulü, yani altu nasiben. Altayı ti fiilinin emri, hani mahsuf fiil burada. Hani cümlenin gelişine anlaşıldığı için gerek yok yani tekrar altu demeye. Yani nasiben mefruda, bu kalması lazım aklımızda. Farz kılınmış bir pay olarak verin yani onlara mutlaka denmiş oldu. Ve izâ hadaral kısmete, kısmet yani taksime geldiği zaman, ulul kurba, yakınlık sahipleri, vel yetama, yetimler, vel mesakinu, yoksullar, taksime geldiği zaman yani gelirse, ferzukuhum, onları rızıklandırın, minhu ondan, ve kulu söyleyin, deyin lehum onlara, kavlen marufa, güzel söz söyleyin. İrabına bakalım. De izâ hadara, izâ vav'ı biliyoruz, atıf harfi, cümle devam ediyor yani. İzâ hadara, izâ burada şart ve zaman zarfı. Arkadan gelenler ne diyorduk? Fiilü şart, izanın böyle fiilü şartı hep mazi olarak geliyor. El kısmete de hadaranın mefulü olduğu için mansup. Mirastaki bu, hani miraslar taksim edildiği anda, mirastaki taksime gelirse, kim gelirse, şimdi fail başlıyor. Ulul kurba, yakınlık sahipleri. Yani akrabalardan, hani miras hakkı olmayan, kendisine miras taksimi olmamış ama yakınlık sahibi. Vel yetama, yetimler. Yani orada hazır bulunurlarsa o mirasın taksim edildiği anda böyle yetimler, vel mesakini, yoksullar da, eğer böyle işte falana şu kadar, filana şu kadar farz olan, hani kısım paylaştırılırken böyle kimseler varsa, hani mirasta hakkı bulunmayan uzak yakın akrabalar, ailedeki fakirler, hani mirasın paylaşıldığı anda orada bulunuyorsa, bakın şart orada bulunması, yoksa böyle bir durum yok. Onlara sakın diyor Rabbimiz, yani vermemezlik etmeyin, ferzukuhum, onları rızıklandırın. Evet, yakınlık sahipleri fail olduğu için dedik, kurbağada aynı zamanda muzaf, kurbağada muzafın ileyh, tabi muzafın ileyh mecrur olurdu ama maksur elif olduğu için koymuş olsaydık esre koyacaktık, onun için takdir edilen esreyle mecrur deniliyor. Veliyetama faile matuf, yani yakınlık sahipleri bu taksime, mirastaki paylaşıma geldikleri zaman, başka kimler geldikleri zaman faile matuf, bakın. Veliyetama aynı zamanda faile matuf olduğu için yine takdir edilen dammeyle merfu diyecektik. Hani yetameyi olmuyor ya, ille tarfı olduğu için uzatma yapılıyor sadece, hareke gözükmüyor. Ama bakın yanındaki kelime illet harfiyle bitmediği için miskin, çoğulu mesakin, merfu halini görmüş oluyoruz faile atıf olduğu için. Evet, yoksullar, yetimler, yakınlık sahipleri mirastaki taksime geldikleri zaman, şimdi altta bakın fe cevabı şarta geçildiğini göstermiş oluyor. Razaka, yerzuku, urzuk, fe'nin harekesi baskın, ferzuk, ferzuka, ferzuku, emir. Burada cevabı şart, burası ferzuku, uzuk derken emri hazır, hüm de onun mefulü, onları rızıklandırın, yani onları da rızıklandırın, minhu o cermerur ondan, ve kulu
Kale yekulu, emir nasıl gelir? Kul, kula, kulu, söyleyin. Lahum car mecrur, kavlen, aynı fiilin mastarı olduğu için mef'ulü mutlak, aynı zamanda marufen, bunun sıfatı. Kavlen marufen, güzel söz söyleyin. Yani onlara da bir şeyler verin, güzel söz söyleyin, kötü ve sert davranmayın. Hani orada bulunuyor, niçin geldiniz falan filan. Bakın bizzat böyle yoksullar, bir şey belki umarlar hani miras olunca. Yani şefkat gösterin. Açgözlülükle davranıp da hani onlara kalbini kıracak şeyler söylemeyin. Tabii yani bir fon oluşturup onlara da mirastaki payın verilmesi hakkında alimler işte farz mı yoksa mendup mu, ne solunmuş mu diye tartışmışlar. Ama İbni Abbas'tan gelen bir rivayete dayanarak ve pek çok alim, yani çoğunluk alim, bunun nesi olmadığı, böyle bir fon oluşturma farz değildi, mendup olduğu. Çünkü zekat farz, zekatın farz olduğu savunulmuş. Bazıları da mecburi demiş. Yani burada da hazır bulunma şartı var. Tabii neden güzel söz söyleyecek? Yani yardımı alanlar eziklik hissetmesin diye onlara güzel söz söyleyin buyuruyor Rabbimiz. Evet. وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضُعَافًا وَلْيَخْشَ. Gösterelim. 9. ayet. Kelimeleri gösterelim. 9 burada. Bakın. خَشِيَ يَخْشَ. Sonu itibariyle illetli. Yani nakıs fiil. Ne demek? Korkmak, sakınmak, çekinmek. Gelelim. وَلْيَخْشَ. Burada hangisi? خَشِيَ يَخْشَ. Li yahşe olacaktı. Vav olmasaydı, vav atıf harfi olduğu için ve li yahşe denmiyor. Bu şekilde lam, emir lamı, yani buradaki cizim olarak söyleniliyor. Ve li yahşe, fe olsaydı fe li yahşe. Neden peki emri gayb sonu cezimli olur? Yahşa illetli fiillerin cezimli hali illet harfinin düşmesiyle oluyor. Yani meczum hali illet harfinin düşmesiyle. Ne demekti? Yahşi çekinsin, sakınsın. Kim sakınsın? Bakın fail geldi. Kimseler, yani isim mevsul burada ref mahallinde. Hani fail merfu olur ama mebni olduğu için isim mevsul mahallen merfu yani. Hangi kimseler çekinsin? Evet. Lev terakü min halfihim zürriyeten duafen. Zayıf bir zürriyet arkalarından bıraksaydılar, hafu aleyhim, onların üzerine korkacak olan kimseler çekinsin. Şimdi burada lev nedir? Cezmetmeyen şart edatı. Tabi lev şart edatı olduğu için terakü onun fiilü şartı ve mazi fiil olarak geldi. Min malum harfi cer, harfi zarf, aynı zamanda muzaf, arkadan gelen him de muzafun ile. Arkalarından bıraksaydılar şayet, ne bıraksaydılar? Terekûn'un mef'ulü, bir zürriyet, bir nesil, du'afen, zayıf, o da onun sıfatı. Kendi arkalarından zayıf bir zürriyet bırakmış olsaydılar, hafu aleyhim, onların üzerine korkardılar. Yani böyle kimseler, sıla cümlesi bu tarafı. Hafu da buradaki terakü fiilü şarttı. Bu da cevabı şart. Hafe, hafa, hafu aleyhim, onların üzerine korkacak olan kimseler. Yani mirasta taksim yapılırken, yani kimleri zikretmişti? Kimlerse, hani yetimler falan, böyle zayıf bir zürriyet, hani yetimler de sakın haksızlığa uğratmayın. Onları haksız taksim yapmaya kalkışmayın. Kendi çocuğun olsa kendine haksızlık yapılmasını ister miydin? İstemezdin. Yani kendi ölümünden sonra böyle bakıma muhtaç zayıf bir nesil varsa, yani kendi çocuğunun geleceği hakkında korkan kimseler, aynı şekilde bu kimseler hakkında da, yetimler hakkında da, zürriyet diyor çünkü.
doğruyu aynı şekilde onlar hakkında da çekinsinler. Yani o yetimleri mirasta pay alacakları kendi çocukları gibi düşünsünler. Yani kendi çocuğun olsa nasıl hissedersen ona göre düşün. Yani kim geride bıraktığı yetimlerin perişanlığına razı olur? Sana yani kendine haksızlık yapılmasından nasıl korkuyorsan onlara da kork diyor. Hatta bakın feliyettaku, o halde sakınsınlar. Liyettaku demek aslında bu. F'si atıf harfi, cümle devam ediyor. Liyettaku, F baskın harfisi, feliyettaku. Nundan, nunda düşüyor çünkü emir lamı, emri gayb yani nunu düşürür. Feliyettakullâhe. Buradaki Allah lafzı da meful olduğu için mansup. Allah'tan sakınsınlar. Veliyekulu liyekulu, yani vav'dan dolayı lam cezim aldı. Söylesinler. Cezim olması nunun düşmesiyle. Değil mi? Evet, muzari fiilin nunun düşerse cezim alıyor. Böyle efali hamse dediğimiz beş fiil. Evet, böyle nunlarla biten yani yekulune, tekulune, tekuline gibi. Kavlen mef'ulü mutlak. Aynı kelimeden olduğu için sediden de onun sıfatı dedik. Yani doğru söz söylesinler bu konuda. Yanlış ve hata yapmaya kalkmasınlar diyor Rabbimiz. İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâma. Nitekim tekrar vurgu yapılıyor bakın yetimlere. İnnellezîne, doğrusu kimseler, ye'kulûne, yiyen kimseler, emvâlel yetâma, yetimlerin mallarını yiyen kimseler, zulmen, zulmederek yiyen kimseler, innemâ ye'kulûne, ancak yerler, fî bütûnihim, karınlarında nâren, bir ateş yerler. Yani cehennemde ateş olarak veya bunun sonucunda günah fiili, haramı yemiş olurlar. Haram yemiş olurlar. Yetimlerin mallarını böyle telef ederlerse, haksız bir taksim, miras taksimi yaparlarsa. İnne, tekit ve nasb harfi, ellezine innenin ismi, ismi mevsul mebni olduğu için nasb mahallinde, çünkü innenin ismi masruf olur. Ye'külüne de ismi mevsulden sonra geldiği için sıla, bir muzari fiil cümlesi. Envale ye'külünenin meful olduğu için mansup. Aynı zamanda başında el yok, sonunda temin yok. O zaman muzaf. El yetamada muzafun iley. Fakat maksuru elifle bittiği için takdir edilen, esreyle mecrur. Zulmen, bakın üstün teminli olarak geldiği zaman bir kelime hal olur. Nasıl tercüme edilir? Erek, arak. Yani zulmederek yetimlerin mallarını yiyen kimseler. İnnin haberi başlıyor burada. Bir cümle olarak başlıyor. İnnema hasredatı biliyorsunuz. Ye'külûne de muzari fiil. Buradaki vav, yani cimi vavu da onun faili. Fî bütûnihim car mecrur. Bütûni aynı zamanda muzav. Him de muzafın leh olarak geldi. Naran ye'külûnenin mef'ulü olduğu için mansup, karınlarında bir ateş yemiş olurlar. Ve seyaslevne sa'îra saliye yasla. Buradaki S de hani gelecek zaman harfi. Seyyaslevne, yaslanacaklar. Yasla, yasla yani yaslevne. Sa'iren meful olduğu için mansup, yakılan ateşe yaslanacaklar. Yani bakın böyle bir haram lokma yemiş olanlar ateşe dönüşecek yani. Böyle bir cümle müthiş bir caydırıcılık taşıyor. Yusikumullahu fi evladikum. Evsa Yusi 11. ayet kelimelerine bakalım. Hangi fiil olduğunu gösterelim. 11. Evsa Yusi sonu itibariyle illetli olduğu için ifal babı, nakıs fiil, ama kalıp olarak da ifal babı. Ne demek? Tavsiye etti. Şimdi müfessirler diyor ki eğer bu tavsiye Allah tarafındansa emir ve farz kıldı manasındadır bu tavsiye. Evet, zeker kelimesi geçecek, erkek. Elhaz kelimesi geçecek. Hani açmışken bu sayfayı, nasip, pay, hisse demek elhaz. Ünsa da ünse, yani bakın dişi demek, kadın demek. Ünse yani merfu hali, ünseyeyni mansup ve mecrur hali. Gelelim
Şimdi evsa yusi, vasiyet eder, tavsiye eder. Yusikumullahu, Allah size tavsiye eder. Yani yusi burada muzarif, ilk cümle onun mef'ulü. Allahu yusinin faili olduğu için merfu. Fi evladiküm, çocuklarınız hakkında. Veled çoğulu evlat, çocuklarınız hakkında Allah size tavsiye eder. Neyi tavsiye eder? Lizzekeri, erkek için. Mislü hazil ünseyeyni, iki dişinin hissesi kadar, hissesin kadar erkek için, iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Şimdi neyi tavsiye ettiği hakkında bakın, mef'ul olarak bir isim cümlesi geldi. Lizzekeri, yani tefsiriye cümlesi de denmiş buraya. Lisi şifi cümle, yani li harfi cer, zekeri mecrur isim, cer mecrur oluşan haber mukaddem oldu. Mislü de müpteda haber, muahhar olduğu için böyle merfu geldi. Mislü hazi, bu aynı zamanda muzaf, hazi muzaf-ı leh olduğu için mecrur, ama sonraki kelime için tekrar muzaf. Ünseyeyni de ünsa'nın, bakın buradaki hani muzaf, muzaf-ı leh olduğu için burası ünseyeyni, bu şekilde tesniye ismin mecrur hali geldi. Fail hali olsaydı, hani merfu hali olsaydı ünseyani olurdu. Ünseyeyni'den esre hali olarak gelmesinden muzafun leh olduğunu anlıyoruz. Burada bakın zincirleme, isim tamlaması var. Evet, erkek için iki dişinin hissesi gibi olanı çocuklarınız hakkında Allah size tavsiye eder diyor. Şimdi buraya kadar ne? İsterseniz bir yapalım, ondan sonra konuşalım. Fe in künne nisaen. Şimdi in şayet, künne kânenin, bakın bu şart ve cizim harfi in. Künne'de ne oluyor? Fiil-ü şart oluyor. Hangi fiil bu? Kâne. Kâne yekûn. Şimdi çekimini yapalım. Kâne, kâna, kânu, kânet, kâneta, künne. Görüyor musunuz? Künne. Yani ne demek? Buradaki fiil-ü şart olurlarsa, nisaen, kadınlar olurlarsa, bu da kendinin haberi olduğu için mansup. Kadınlar eğer olurlarsa, fevkas nedeyni, ikinin üstünde olursa, bakın yukarıda erkek için zeker isneyni geçmişti. Burada isneteyni, hani bayan olduğu için, ikinin üzerinde, ikinin üstünde olurlarsa kadınlar, fe, burada şimdi burası künne fiilü şarttır. Bak cevabı şart geldi. Fe lehünne, onlar için vardır. Yani o bayanlar için. Zamirleri hatırlayın. Lehu lehuma lehum. Leha lehuma lehünne, değil mi? O bayanlar için vardır. Sülüsa ma tereke. Bıraktığı şeylerin üçte ikisi vardır o bayanlar için. Hani İkinin üstünde, yani üç veya daha fazlaysa eğer geride miras payını alacak olan kadınlar, o zaman o anne babanın veya miras bırakanın, yani bıraktığı şeyin üçte ikisi. Ne demek burada, neden sülüsani değil de sülüsa oldu? Çünkü muzaf olduğunu anlıyoruz. Tesniye ismin merfu hali. Sülüsani değil de sülüsanun düştü muzaf olduğu için. Ma'sı da bakın muzafun leh. Tabi ismi mevsul olduğu için cer mahallinde diyoruz. Yani hareke koysaydık esre koyacaktık. Esre mahallesinde yani. İsmi mevsuldan sonra gelen de sıla oldu. Bıraktığı şeylerin üçte ikisi o bayanlara aittir. Şimdi ne demiş oldu? Hani erkeğin payı kadının iki katı olarak verilmiş. Kızların sayısı ikiden fazlaysa mirasın üçte ikisi onların demiş. Şimdi bazıları ileri geri laf ediyor. Halbuki o zaman hiçbir payı olmayan kadınlara bu miras hakkı tanınıyor. Yani hakikaten devrim niteliğinde. Bugün bile bazı bölgelerde Türkiye'nin kadına zerre kadar bir şey verilmiyor. Tamamen erkekler alıyor. Bakın bu caiz değil. Büyük bir günah olduğu ifade edildi. Nasiben mefruda
farz kılınmış bir pay olarak dedi Rabbimiz önceki ayette. Yani şimdi ailede erkeğin ekonomiye katkısı daha fazla olduğu durumlar için bu ayetin hani söz konusu olduğu söylenebiliyor. Kız çocuğu da erkek çocuğu gibi eğer babanın sağlığında, hani bu kıza veriliyor ya bu miras, eğer babanın sağlığında aileye ekonomik katkıda bulunduysa o zaman hani o zaman ona da aynı şekilde pay verilir. Hani dedi ya Nisa 7'de ilk söylediğimiz ayet, hani kadınlar için de erkekler de bir pay, lirricali nasibün dedi. Hemen onun sonraki cümlesinde veli nisai nasibün, kadınlara da aynı şekilde bir pay vardır dedi. Yani ekonomik katkı düşünülüyorsa da, eğer kadın da katkıda bulunduysa, aynı şekilde böyle 3/2 veya işte 2 pay, kadının 2 katı erkek olmaz denmeye geldiğini söyleyen alimler de var. En doğrusunu Rabbim bilir, haddimizi aşmaktan Allah'a sığınırız. Rabbim ne derse başımızın gözümüzün üstündedir. Ve inkânet vahideten. Eğer tabi bu eğer bu tarafa gelecek başlama, yeni bir cümleye başlama harfi burada. İmkânet eğer olursa vahideten, bir kız olursa vahideten, bakın buradaki müennes, bir kız olursa feleha, onun için vardır, yani kıza gidiyor bu, en nısfı, yarısı vardır. Ha, şimdi kadınlar ikiden fazla olursa ne dedi? Bırakılanın, yani bir miras bırakılmışsa 3/2, 3 milyonsa 2 milyonu, hani 3/2 kızlar arasında paylaşılacak, ama bir tane ise o kız yarısı, yarım hisse, nısf yarım demek. Leha'da bakın burada hani imkan et derken burası fiilü şart oldu, olursa. Tabii kâne'nin ismi T'den hani hiye gizli zamiri, vahidetenin mansup olmasından kâne'nin ya da kânetin diyebiliriz haberi olduğunu anlıyoruz. Şart, fiilü şartın cevabı da bak burada geldi. Fiilü şartın cevabı şartın başladığını F'den anlıyoruz. Harf-i celle başladığı için haber mukaddem, yani şüphe cümle ref mahallinde, en nısfı da sonraya kalmış mübteda olduğu için merfu olarak geldi. Yarım hisse oluyor. Bakın eğer bir tek kız varsa, hani ikiden fazla değil de bir tanesi, mirasın yarısını o alıyor. 3 milyonsa 1,5'unu o alıyor yani mesela. Evet, veli ebeveyhi, bu sefer anne baba. Bakın ebevani ötre hali, ebeveyni üstün ve esra hali tesniyenin, ama zamir geldiği için nun düştü. Yani zamir, her isme birleşen her zamir neydi? Muzafun le. Neden hu değil de hi geldi? Ses uyumu dolayısıyla y'den sonra gelince bu şekilde esra olarak geliyor zamir. Böyle ebeveyhi anne baba için vardır. Yine harf-i celle başlamış. Anne baba için vardır. Likülli vahidin minhuma. Şimdi başka bir cümle. Yani diyelim ki o ikisinden her biri için, anne baba mirasçı olursa, eğer bir kimse annesi babası mirasçı oluyorsa, ikisinden her biri için vardır. O ikisinden her biri için. Şimdi burası harf-i celle haber mukaddem demiştik. Tabii anne babanın burada ebeveyhiden bedel, onun için yani her biri için vardır, anne babadan her biri için, minhuma o ikisinden. Şimdi bak burası haber mukaddem demiştik. Şimdi geliyor mübteda muahhar. Ne vardır? Es-südüs. 1/6. Yani li ebeveyhi es-südüsü. Burada ayrıntı hani söylüyor. Ve li ebeveyhi es-südüsü 1/6 vardır. Diyelim ki anne baba mirasçı oldu. O zaman anne babanın her birine 1/6. Bakın eşit, anneye de babaya da aynısı veriyor. 1/6. Görüyor musunuz? Anne babanın her biri için dedi. Yani anneye de miras var. Mimma terake. O miras bırakanın bıraktığı şeyden, bıraktığından. İmkâne lehu veledün.
Ha bu ne zaman altıda bir anne babaya? İn kâne lehu veledün. Eğer o miras bırakanın bir çocuğu varsa, yani ölen çocuğun bir tane çocuğu varsa, bir çocuğu olursa anne babası kendi çocuğundan ayrı olarak altıda bir alıyor. Buranın ilamını yaptık mı? İn, şart ve cizim harfi. Kâne fiil şart oluyor. Lehu, kânenin. Tabi harf cerden sonra başladığı için, kâne nasif fiil olduğu için kânenin mukaddem haberi olmuş oldu. Veledün de kânenin muakkar sonraya kalmış ismi olduğu için merfu geldi. Evet, bayağı zorlu bir sayfa. İleri geri yapıp bir daha dinlenebilir. Ve illem yekün. Şimdi burada çocuğu olursa anne baba altıda bir alacak dedi. Ve illem yekün, eğer yoksa lehu veledün, ona ait, yani ölene ait bir çocuk yoksa, ölene ait bir çocuk yoksa ve verisehu ebevahu, anne baba bu şekilde ona varis olursa, feli ümmihi sülüs, anneyi bak öne aldı. O zaman anne için 1/3 vardır. Hani yukarıda 1/6 var demişti çocuğu varsa. Eğer ölenin geride çocuk bırakmamışsa anneye 1/3 düşüyor diyor. Bakın. Ellem yekün lehu veled, çocuğu varsa irabını yapalım. İnşart ve cizim harfi. Lem yekün olarak fiilü şart, yani cahtı mutlak diyorduk. Lem olunca cahtı mutlak fiil cümlesi. Buradaki lem nefi harfi. Yekûnu idi. Cezmeden harf olduğu için yekün oldu. Yekünün mukaddem haberi bir şüphe cümle olarak geldi. Çünkü harfi cerle başladı kâneden sonra. Veledün de yekünün sonraya kalmış ismi. Kânenin ismi merfu olur biliyorsunuz. Cümle atıfla devam ediyor. Yani şayet onun bir çocuğu yok da ve verisehu ebevahu, anası babası ebevaniydi. Zamir geldiği için nun düştü. Ebevahu. Annesi babası ona varis olursa fe, şimdi bak burada gene cevabı şart. Eğer böyle olursa feli ümmihi, o zaman bağlaç, yani fe rabıta, yani bağlaç demek. Feli ümmihi, o zaman annesi için var. Es-sülüs. 1/3. Sülüs ne demek? 1/3 demek. Mübteda muakkar olduğu için marfu. Yani sülüs 1/3, südüs 1/6. Fe in kâne lehu ihvetun. Şimdi diyelim ki fe in kâne lehu ihvetun. Ehun çoğulu, ihvetun erkek kardeşler. Yani ona ait kardeşleri olursa, ölenin eğer kardeşleri olursa, o zaman da feli ümmihi südüs. Bakın özellikle anneyi söylüyor. Sakın ihmal etmeyin. Bayan olarak kadınları da mirasa sokun diye özellikle söylüyor. Feli ümmühü südüs. O zaman annesi için vardır. 1/6 vardır. Evet. Buranın irabını yaptık mı? Kâne, tabi in şart ve cezm harfinden sonra fiil üç şart, mazi fiil. Harfi cerden sonra başladığı için harfi cer olarak geldiği için kânenin mukaddem haberi bir şüphe cümle. İhvetün de kânenin ismi olduğu için merfu geldi. Fe şimdi işte bu kâne fiil üç şartının cevabı geldi. Cevap bir cümle, bir isim cümlesi olarak geldi. Lisi harfi cer, ümmihi, mecrur isim, aynı zamanda muzaf, hi, muzafın ile böylece haber mukaddem, şibhü cümle değil mi? Ref mahallinde haber mukaddem oldu. Es-südüs de mübdeda muahhar. Arkadaşlar yazarak bunları tek tek inceleyin. Yazmadan kafaya girmez. Hani Allah ne diyordu? Alleme bil kalem, kalemle öğretti. Bir de öyle yelkenleri suya indirmeyelim. Yani biz, herkes yapıyor, yapabiliyorsa sizin kimseden eksik kalan bir tarafımız yok yani arkadaşlar. Damlaya damlaya görülür. Her seferinde biraz daha bilgi öğrenmiş oluyoruz. Yani yazarak yazar, bu böyleydi, şu şöyleydi, grupla, arkadaşımızla birlikte bunları çözelim. Herkes söz alsın, yapmaya çalışsın arkadaşlar.
Önce öğretmen anlatır. Mesela o öğretecek arkadaş anlatır grupta. Açıklar daha fazla. Evet, annesi için vardır. Ne vardır? Altıda bir vardır. Min ba'di vasiyetin. Oo, çok güzel. Bakın. Min ba'di vasiyetin. Vasiyetten sonra yusî biha. Kendisine yaptığı vasiyetten sonra, yani eğer ölen bir vasiyet yapmışsa, ev deynin veyahut borç, deyn borç demek, matuf yani bir vasiyetten ve bir borçtan. Buradaki vasiyetin nekre kelimeden sonra gelen şu fiil cümlesi vasiyetinin sıfatı olmuş oluyor. Evet. Eğer bir vasiyet yapmışsa o vasiyetin ödenmesi, eğer borçları varsa ölenin önce o borçların temizlenmesinden ve vasiyetinden sonra bütün bu söylenenler kalanlardan taksim yapılacak yani. Şimdi anneye neden o kadar veriliyor, babaya ne kadar olarak veriliyor? Bunu Allah-u Teala diyor ki, âbâ hüküm babalarınız ve ebnâ hüküm. Ve oğullarınız, çocuklarınız. Aba hüküm mübteda, efendim, aynı zamanda muzaf, küm muzafun le atıf var. Ve ebna'u matuf, aba'ya matuf. Aynı zamanda zamir aldığı için muzaf, muzafun le. Şimdi diyor ki, babalarınız, çocuklarınız, la tedrune, yani dera yedri burada, bilmek, anlamak, idrak etmek yani. La tedrune, bilmez. Bilmezsiniz. Bunun düşmemiş. Bakın, nefi istikbal dediğimiz muzari fiil cümlesi. Bilmezsiniz. Eyyuhum akrabu. Onların hangisinin akrabu, ismi taftil var burada, daha yakın olduğunu. Şimdi tedru neden sonra bir isim cümlesi geliyor. Hangisinin daha yakın? Leküm, size, nef'an, fayda bakımından. Yani car mecur nefanda temiz. Ne bakımdan? Nefun fayda demek, fayda bakımından. Temiz biliyorsunuz üstün terminli oluyor. Hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu bilmezsiniz. Yani bu şekilde Allah'ın söylediği şeylere nasiben mefruda, farz kılınmış bir pay olarak kalanları doğru dürüst taksim yapın. Hak geçirmeyin diyor. Nitekim bakın, feridaten minallah. Allah'tan bir farz olarak. Yani farada diye mahsus fiilinin mef'ulü mutlakı cümlenin gelişinden anlaşılıyor. Onun için böyle üstün tenvin. Minallahi, Allah'tan birer farz olarak. Bazıları da hani yukarıda da geçmişti. Halde demiş, Allah'tan bir farz olarak. Bunları yerine getirin. Allah size bunları bir farz kıldı diyor. İnne Allahe kâne alîmen hakîmâ. İnne, doğrusu kuşkusuz Allah, kâne, her zaman daima, alîmen, çok iyi bilendir, hakîmen, hikmetle hüküm verendir. Yani böyle aklınıza gelmesin. Peki neden hani erkeğe iki pay falan filan aklınızda soru varsa, biliyorsunuz başka ayetlerde kadınların giyimi, rızkuhunne, kisvetühünne, onların rızıkları da, giyimleri de erkeklerin üstüneydi. Geçim erkek tarafından sağlandığı için erkeğin payı kadına nispetle iki kat oldu. Evet, bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olalım, Allah'a güvenelim, şeytana teslim olmayalım. Çok değerli arkadaşlar.